Of ulan iyi uyumuşum ya. Havada maşallah ne güzel. Tam bir yaz havası var. Bizim kamyonda ne güzel duruyor ya. Dur ben şu İsmail abi arayayım. Sanayiye gidecektik bugün. İsmail abi bir kere de şu telefonu açsan şaşarım. Bir daha arayacağım. Uyanana kadar arayacağım İsmail abi. Ne var lan gerizekalı? İnsan bir günaydın der İsmail abi. Niye açmıyorsun telefonu ya? Uyuyordum oğlum ondan açmıyordum. Ne güzel rüyamı bozdun ya. Abi başlattırma rüyana. Sanayiye gidecektik ya seni bekliyorum ben. Oğlum ben daha üstüm bile giymedim. Sen gel beni bizim evin önünden alırsın ya. Abi zaten karşıda oturuyorsun. 2 dakika yürüsen gelsen olmuyor mu? Çok yorgunum gelsen beni bizim evin oradan al ya. Tamam İsmail abi ben çırağı bekliyorum. Çırak gelince uğrayacağım sıkıntı yok. Tamam hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz abi Allah'a emanet. Lan bizim çırak. Ay çırak da gelmiş. Vallahi iyi insan iyi lafın üstüne gelir ya. Dur hele dur fazla kımıldama geleceğim ben birazdan. Aşağı ineyim de yavaştan sanayiye doğru gidelim. Oğlum basma kornaya geldik işte patlama ya. Bu çocukta da bir heyecan var sabırsızlık var da bu araba kimin bu ne lan böyle? Sana kim ehliyet sattı Allah rızası için nereden geçeceğim ben ya? Ulan seni ben muhtara şikayet edeyim de aklım başına gelsin ne yapalım arkadaşlar buradan atladık adamın arabayı park ettiği yere bak ya. Aldım oğlum plakanı ben senin plakanı muhtara vereyim de aklım başına gelsin. Bizim çırakta kamyonu getirmiş ey maşallah şunun güzelliğe bak kardeşim ya. Düne kadar ısrar etti abi kamyonla eve gideyim ne olursun falan dedi işte ben de kamyonu verdim çırağa. Günaydın usta. Günaydın Faruk sanayiye doğru gideceğiz. Tamam usta gidelim. Yavaştan bizim kamyona doğru da geçelim. Yeni aldığımız kamyon. Şuna bak be. Ey maşallah. Allah nazardan, kazadan, beladan korusun kardeşim. Sanayiye gideceğiz. Araca güzelce bir baktıracağız abi. İsmail abi de alacağız. İsmail abinin sanayide tanıdığı var. Şöyle bir kamyonumuzun içine geçelim. Kontağımızı açalım. Ya arkadaşlar bunda bir sıkıntı var. Şu ekranlar çalışmıyor. Scania bayisinde falan gösterdik. Hallettiler de yine bu ekranlar yok. Neden böyle bilmiyorum. Tanıdığınız böyle göstereceğimiz bir yerler varsa yorumlarda yazın abi. Gidelim şu aracı yaptıralım. Ulan kaç bas bastığımı bile görmüyorum. Adam akıllı ekranı yok ya. Haydi bismillah marşımızı yapalım. Araç ısındı. Havalarımız doldu. Bizim çırak çıksın. Devam et Faruk hadi bakayım. Faruk önden alıyorum ki şu önde bayağı bir yokuş var arkadaşlar. Tamponu falan bırak. Yavaş git lan yavaş. Kamyonu buraya çektik de önde bayağı bir rampa var arkadaşlar. Dikkatli gitmekte fayda var. Maazallah tamponu bırakırız kardeşim. Yavaş git hadi bakayım ben senin arkandayım. Bizim eski Scania'nın da tampon bayağı bir yerle bir olduğu için sıkıntı olur. Şu rampaya baksana ya. Bu mahallenin muhtarı kim kardeşim? Neyse fazla karışmamak lazım. Tofaşçı gibiyin. Aynen yan yan in kardeşim. İleriden sol yapacaksın. Sola dön. Dikkat lan Allah kahretmesin seni ya. Neyse bir şey yok bir şey yok. Adam da devam ediyor. İyi ki tutanak tutmadılar kardeşim. Şuraya baksana abi. Biz niye zaten kamyonu buraya çıkardık? Hiçbir fikrim yok. Yani aşağıdan bıraksaydık arkadaşlar. Yeni kamyon aldık. Şöyle bir yan yan biz de yine. Ulan tampona bak kardeş. Sürtmezse sıkıntı. Hadi bakayım lan. Otobüs önümüze geçti kardeşim. Ben sizi şöyle geçeyim abi. Bizim Faruk bizi bekliyor. Faruk devam et. Geliyorum. Hadi bakayım. İsmail abinin evine doğru gidiyoruz. İsmail abiyi alalım. Ondan sonra sanayiye yapıştırıp gideceğiz. Bu bölümde bu Scania'yı güzelce bir modifiye edeceğiz abi. Aracın eksiklerini falan gidereceğiz de bu navigasyon kısmı ekran kısmı hala çalışmıyor. Ulan galiba dolandırıldık kardeşim. Scania'daki sekreter düzeltiliyor falan demişti ama vallahi çözemedim arkadaşlar. Dün bir çalıştı ondan sonra hala çalışmıyor işte. Biz de bu şekilde gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Aracın garantisi falan var. O şekilde de hallederiz de. Bilmiyorum ya. Nasip kısmet hayırlısı olsun. İsmail abinin eve de geldik bu arada. Ben bizim çırağı önüme bilerek aldım ki bizde navigasyon falan çalışmadığı için sıkıntı olmasın abi. Şöyle bir dörtlerimizi yakacağız. Burada duracağız. Biraz daha ileri git bakalım. Tamam şöyle yolu kapatma bu sürece duralım abi ben İsmail abiyi alıp geleyim. Gideyim şu İsmail abiyi alayım ya bizim kamyonlara bak be. Ey maşallah az kalsın eziyordum kardeşim. İsmail abinin ayağına kadar geliyoruz. Biz daha ne yapalım? Ulan İsmail abi. Ulan bağırıyorum çıkmıyor kardeşim. Ben şunun bir kapısına vurayım. Kapıya da insan bir zil taktırıyor. Şuna bak hiçbir şey yok. İsmail abi ne var lan geldin mi? Geldim abi seni bekliyorum. 5 dakikaya geliyorum üstüme bir şeyler giyeyim. Tamam abi ben kamyonun içinde bekliyorum seni. Lan adamı aradık hazırlan diye hala hazırlanamamış. Bu İsmail abi de iyice yaşlandı kardeşim ya. Bunların duruşa bak be. Harbiden gerçekten çok iyi duruyor. Bu G420 gibi Scania'mızla yapacağız inşallah. Güzel bir modifiye yapacağız. Ben şöyle bir kamyonun içine geçeyim. İsmail abiyi bekleyeceğiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam İsmail abi şükür gelebildin ya. Patlama lan geldik işte. Tamam abi bir şey demedik ya. Şöyle bir tekrardan kontağımızı açalım marşımızı yapalım abi. İsmail abi o kadar geç geldik aracı stop ettirdim ne yapayım. Çırak önden gitsin ben şunu bir salayım abi. Çırak sen devam et bakayım hadi. Arkadan gelen yok ben arkayı görüyorum. Çıkart kafanı gel hop tamam devam et. Oğuzhan nasıl memnun musun Scania'dan? Abi iyi hoş güzel kaçıyor da yani navigasyon falan ekranları çalışmıyor bunun. Ana niye çalışmıyor lan o? Abi vallahi ben de anlamadım. Scania'daki sekreterle falan konuştuk düzeliyor dedi de. Dün bir işte ekranlar geldi şu an hala yok. Allah Allah niye öyle olmuş ki ya? Vallahi bir
fikrim yok. Zaten bizde şans olsa şaşarım. Ya işte sıkıntı yok. Sanayideki Ahmet Usta'ya onu da gösteririz. Gösteririz abi, sıkıntı yok da fazla araçla oynamamak lazım. Hala garantisi devam ediyor. Olmadı ben bir Scania bayiye tekrar uğrarım diye düşünüyorum. E senin ihale işleri falan ne oldu? Durgun bu aralar galiba. O şu an piyasa çok pahalı. Bir şeyler alacağımız kalmadı ki. Vallahi haklısın abi. Çok pahalı. Ben bu Scania'ya ne paralar verdim bir bilsen. Bir şey olmaz hocam. İki jete kalkarsın gidersin kazanırsın o parayı. Hayırlısı İsmail abi, ne diyeyim ki, nasip kısmet. Yine TR Extended Map'teyiz. Açıklama kısmında kullandığımız bütün modların indirme linki var. Emeğe geçen herkesin eline emeğine koluna sağlık abi. Arabayı ağzına kadar domates biber yükledim İsmail abi. Adamlar anlaştığımız parayı vermedi. Nasıl vermedi lan? Vallahi biz para yok dediler, vermediler. Sen ne yaptın peki? Ya abi biz zeki adamız, kurnaz adamız. Tamam abi o şekilde olsun dedim. Arkadan 2-3 kasa domates aldım sattım. Parayı o şekilde tamamladım. Vallahi hoşan en doğrusunu yapmışsın ya. Öyle abi, yapacak bir şey yok. Adamlar parayı anlaşıyorsun, ondan sonra biz bu rakamı anlaşmadık. Yok para yok, bir ton laf ediyorlar. Öyle şukatçılar piyasada çok. Doğru diyorsun İsmail abi. Sanayiye de geldik bu arada arkadaşlar. Gidelim şu Ahmet Usta'ya bizim Scania'mızı gösterelim. Ulan ilk günden sanayilik olduk. Böyle bir şey olamaz ya. Yapacak bir şey yok. Dayıcım niye kapatıyorsun ki? Zaten geldim. Aç bakayım hadi. Açacağım mı? Bana açmıyormuş bir de, düşünsene. Açar açar o. Bizim tanıdık. Ahmet Usta inşallah dükkandadır. Dükkanda o. Başka gidecek bir yeri yok. Ulan bizim çırak nereye gidiyor? Ahmet Usta'nın mekanı burası. Ora pahalı yapıyor. Buraya gel buraya. Gel Oşan gel gel gel. Ben sana vurunca dur diyeceğim. İsmail abi niye vurunca dur diyor? Akıl var, mantık var ya. Ulan Ahmet Usta da var da yıllardır bu arabayı tamir ediyor kardeşim. Kapat kontağımızı da. Selamünaleyküm Ahmet Usta, ne var ne yok? Aleyküm selam olsun, hoş geldin. Hoş bulduk abi, İsmail abi de geldi, kamyonda oturuyor. Ooo İsmail abi binsen aşağıya. Vallahi çok yorgunum, kamyonda oturacağım. Otur İsmail abi, sıkıntı yok, sana hiç kimse bir şey diyemez. Ahmet Usta yeni kamyon aldık da işte ufak tefek sıkıntılar var, modifiye falan yapacağız. Yaparız olsan, sıkıntı etme. Tamam abi, araca güzel böyle bir jet havası bir şeyler çekersin. Bak bizim G420 de burada. Güzel böyle abartı olmayacak şekilde modifiyeni yaparsın. Tamam sen rahat ol, o iş bende. Tamamdır Ahmet Usta, ben kamyonu bırakıyorum o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz abi, eyvallah. İsmail abi ben gidiyorum, geliyor mu? Nereye gidiyorsun şey? Abi sesin gelmiyor, bekle ya. İndireceğim, indir. Abi kamyonu bırakacağım, sen niye gelmiyorsun? Vallahi şu an yorgunum, kamyonun arkasında az bir şey yatayım. Tamam İsmail abi ben uğrarım tekrardan, hadi görüşürüz. Gidelim bir yerlerde çay kahve bir şeyler içelim arkadaşlar. Hadi çırak gel gezek. Sana birazcık sanayi gezdireyim. Geliyorum usta. Arabayı da böyle bıraktık ama Ahmet Usta sokar içeri ya, sıkıntı yok. Acaba Ahmet Usta nasıl yaptı gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekçi güzel bir modifiye yap dedim. İnşallah dediğim gibi yapmıştır. Bakayım şöyle, ooo ufak bir gözükmeye başladı. Hadi bakayım. İnşallah güzeldir. Bak bak bizim Scania G420 de burada. Ey maşallah şunun fırfırlara bak. Ulan bizimkine de fırfır takmış ha. Perde aralandı. Sahnenin ışıkları yandı. Jet yola çıktı. Oy ne diyorsun sen ya? Önüne de Airlines yazmış. Hava yolları kardeşim. Jettir baba. Gerçekten çok iyi olmuş. Tampona bak, yerle bir. Ey maşallah. Lan burada İsmail niye yazıyor? Allah Allah. Ulan İsmail abi kesin sen yazdırdın onu da. Havalı korna falan da takmış. Bayağı güzel duruyor. Ben şu Ahmet Usta'yla bir konuşayım. Ahmet Usta ne yaptın? Nasıl olmuş olsan? Vallahi Ahmet Usta eline koluna sağlık. Tam bir jet makinesi olmuş ya. Sağ olasın abim. Allah razı olsun. Gerçekten çok iyi. Fırfırlara bak be. Yanaklı lastik de takmış. Fırfırlarına kurban. Gerçekten çok iyi olmuş. Abi İsmail ne yazdın önüne? İsmail abi öyle istedi ya. İyi iyi. Sıkıntı yok. Gerçekten çok iyi olmuş. İsmail abi indir camı. Nasıl olmuş? Hoşan beğendin mi? Abi vallahi çok iyi olmuş. Önünde İsmail yazdırmışsın. He kendi ismimi yazdırdım. Güzel güzel abi. Araç bayağı iyi duruyor. Şuna bak be. Dede torun yan yana kardeşim. Araçlar efsane olmuş. Scania G420 ve R500. Bu ne lan böyle? R520 yazıyor. Ahmet Usta araçta R520 yazıyor. Yazılım attım ben ona. Turbo bastım. Araç 520 beygire yükseldi. Yazılım mı attın? Ne diyorsun sen ya? Oo, araç 520 olmuş arkadaşlar. Fabrikadan 500 aldık. 520 oldu. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi yazın. İki tane jet makinesi abi. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Bizim borcumuz ne kadar abi? Ben gidiyorum. İsmail abi halletti. İsmail abi halletti mi? Ay senin canına kurban. Yavaştan çıkıp gidelim arkadaşlar. Şöyle ben bir aracıma geçeyim. İçeri bir binelim abi. Haydi bakalım. Ey maşallah. Öne de Airlines yazmışlar. Biz karada uçuyoruz bebeğim. Gökyüzünde neler yaparız bir bilsen. Haydi kontağımızı açalım. Aracın şimdi ben sesini de çok merak ediyorum. Çünkü aracı 520 beygire yükselmiş. Turbo takmışlar. Haydi bismillah. Marşımızı yapalım. Sesine kurban. Ne diyorsun sen? Kükrüyor ya.
Oy, sese bak, efsane efsane. Yalnız hala göstergelerimiz çalışmıyor. Bunlar niye çalışmıyor? Ay, sinir stres abi adamım ben. Şöyle bir camlarımızı da kapatalım. Nasıl İsmail abi, güzel mi? Vallahi olsan tam bir jet makinesi oldu. Öyledir abi, bize jet, aileme dert. Ben şöyle bir geri geri yavaştan çıkayım, bizim çırak dönsün. Çırak dön, geri gidiyoruz hadi. Dikkat et, tamponu falan bir yerlere vurma arkadaşlar. Normalde bu videoda jet'e de gidecektik ama hala sıkıntılarımız devam ediyor gördüğünüz üzere. Hani göstergeler falan çalışmıyor şu anda. İnşallah sonraki bölümde de jet'e gideriz diye düşünüyorum. Haydi bismillah, yavaştan sanayiden yola çıkalım. Havalı korna da takmış. Ah, seni canlı yerim be. İsmail abi, kesene bereket, sağ olasın. Ne demek olsan, senin kamyonun benim kamyonum demek. İsmail abi, benim kamyon benim kamyon demek de yine sıkıntı yok ya. Ne diyorsun lan sen? Şaka yapıyorum abi ya. Tabii ki öyle. Sanayiden şöyle güzelce bir çıkalım abi. Abi kapatma artık ya. Heh, aç şöyle. Aracın gerçekten sesi falan efsane. Bayağı bir süper bağırıyor abi. Araca turbo takmışlar. V8 oldu arkadaşlar. Daha ne olsun? Fabrikadan R500 olarak aldık. R520 oldu. Yani Ahmet Usta bu işi biliyor. Siz de böyle kamyonunuza, tırınıza yazılım attırmak istiyorsanız zaten Ahmet Usta'nın mekanı gördünüz. Gelin bizim bir selamımızı söyleyin. Ahmet Usta size indirimli bir fiyatıyla yapar abi. Araç gerçekten çok iyiydi. Ön cama ne oldu lan öyle? Beyaz ışığı gördük galiba arkadaşlar. Ön cam parıl parıl parlıyor. Akşam oldu. Bugün de günümüzü sanayide geçirdik. Ne yapalım? Hoşçakalın, benim karnım acıktı. Gidiyor İsmail abi eve. Ben sana güzel bir mangal yaparım. Sen canını sıkma. Eve gidelim de güzel de mangal yapalım. Karnımızı doyuralım. Benzinliğe uğradık arkadaşlar. Depolarımızı fullledik. Bizim G420'de mazot kalmamıştı. Radyomuzu da açtık. Son ses. Bangır bangır gidiyoruz. Hadi bakayım. Piyasaya bangır bangır geliyoruz. İki tane jet kamyonu ile. Biz bu piyasaya yeni gelmedik abi. Geri geldik. Hadi bakayım. İsmail abinin eve de geldik. Mangalı İsmail abinin evinde yakacağız. Şöyle güzelce bir girelim abi. Zaten dip basık tamponumuzu taktırdık. Tamponu bırakmaya gerek yok. Ama benim aklımda hala şu göstergeler kaldı. Bu göstergeleri de tekrardan bir Scania bayiye göstermemiz lazım abi. Bir dakika, geri gelme, dur. Ben bir geri salayım, ondan sonra gel. Sen geri yanaşacaksın galiba. Gel bakayım geri geri. Gel gel, dikkatli ol, arkamda araba var, arabaya vurma. Şuna baksana abi. Bize jet, aleme dert. Sen olmadı biraz daha git geri, ben de oraya çekeyim. Şu arabalar çıkmak falan isterse bir daha onunla uğraşmayalım. Şunun manzaraya bak be. Ey maşallah, gerçekten süper. Güzelce bir yanaşalım abi geri geri. İsmail abi gözlüyorsun değil mi? Gel olsan gel, ben sana vurunca dur diyeceğim. İsmail abi sen bana niye vurunca dur diyorsun? Vallahi vurmadan dur de ya. Şaka yapıyorum lan, gel. Geliyorum abi, sıkıntı yok. Gel 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 gel. Hop, tamam, böyle iyi ya. Radyomuzu kapattık. Kontağımızı da kapatalım. Mangala gidelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Açıklama kısmında dediğimiz gibi kullandığımız bütün modların indirme linki var. Emeğe geçin herkesin, eline emeğine koluna sağlık. Şuna bak, sıfır yanaşmışım. Hadi bakayım. Hoşça kalın. Bay bay.